Ayşe böhürler. Kim var imiş biz burada yoğ iken? Karacı olan der ki bakın geline. Ömrümün yarısı gitti talana. Sual bizden evvel gelene. Kim var imiş biz burada yoğ iken? Bugünlerde Harvard'da bulunan bir Türk tarihçisi Cemal Kafadar'la şarkılı tarih başlığı ile yapılan bir tefrikayı pek bir severek okuyorum. Söyleşiyi bana sevgili dostum Cihan Aktaş göndermişti. İyi ki göndermiş. Cemal Kafadar Osmanlı toprakları satında özellikle de aşık edebiyatının coğrafya ve nüfus olarak yüzbinlerce insanı çok derinden etkilemiş derin bir şiir ve müzik birikimi olduğunu söylüyor. Bunu söylemekle kalmıyor, dünya örnekleriyle jazz, blues, hip-hop gibi dünyaya mal olmuş müzik çeşitleriyle karşılaştırıyor. Onların sesinin çağrışımlarıyla bugüne bazen Jimi Hendrix, bazen Patti Smith, bazen Bob Dylan'a gidiyor. Oradan da kaygusuz abdal, karaca olan, yeniçeri aşıklara muhteşem örneklerle aslında bir dönemin muhalefet diline, halk menkıbelerinden bektaşi değişlerine, İbrahim Ethem'e, Evliya Çelebi'ye, Latifi'ye uzanıyor. Ama en çok da aşık edebiyatı ile blues arasında paralellik kuruyor. Blues'u evrensel bir kavram olarak alırsak, aşık edebiyatında da benim en çok duyduğum ses blues'dur. Cemal Kafadar 16. yüzyılda şehirlere gelen kahvehanelerde gelişen aşık edebiyatına özel bir önem veriyor. Neredeyse tüm tarihi gelişmeleri bu müzikle birlikte okuyor. İsyanların müziklerinden yeni çerilerin arasında gelişen müziklere, Osmanlı şehirlerinde kahvelerde terennüm edilen müziğe buna Rum ve Ermeni aşıklar da katılırdı. Hatta Gazelhan bile vardı diyor konuya olan ilgisinin başlangıcını da şöyle anlatıyor. İstanbul tarihiyle ilgili bir seminer vermiştim. Seminerde sık sık şunu düşünmüştüm. Nasıl ki 20. yüzyılda New York'un ya da Chicago'nun hikayesini yazacak olsan cazı çok ciddiye alman lazımsa, o kitabı okuyan caz sesini duymalıysa 16. 17. yüzyılı İstanbul'un da bir müziği var. İstanbul'un tarihini yazmak için aşık kahvelerinin müziğini duyabilmek lazım. Öyle ki hala İstanbul'un tarihini yazmadık. Kafaları okurken sadece İstanbul'un değil, Anadolu'nun müzik üzerinden tarihini yazmanın muhteşemliğini hayal etmek hiç zor değil. Birbiriyle yüzlerce sene ilintisiz olarak şu veya bu şekilde bir araya gelmelerinden oluşmuş ilginç bir olay var Anadolu'da. İçinde müthiş bir doğaçlama var. 13. ve 14. yüzyılda bir şeyler patlıyor ve gürül gürül akıyor. Orta Asya ifade biçimlerinden çok farklı yeni bir ifade, yeni bir ses var. Bu ses bugün de sürüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden, bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Söz ve müziğiyle yaşlı genç birçok kişi dinliyorsa... Cümlenin rızkını veren ol gani settar iken sözlerini biri halk, birisi pop müziğinden iki sanatçı birlikte söylüyorsa, hepimiz de onları severek dinliyorsak bu akan ırmağa yeni biçim ve formlarla birlikte yol vermek gerekir. Fazıl Sayın Muhyiddin Abdal'ın sözlerine ses verdiği İnsan İnsan Şimdi Bildim isimli şarkıyı beğenerek dinliyor idim. Hatta ve hatta kendisiyle Anadolu'dan dünyaya açılan müziğimiz üzerine bir söyleşi yapmayı istiyor idim. Bu niyetimi söyleyince itiraz edenler olduğu gibi destekleyenler de çok oldu. Tam da böyle bir süreçte Fazıl Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı konser davetini ve Cumhurbaşkanımızın bu davete icabet haberini bu nehri akıtmak noktasında da çok önemli görüyorum. Bu ses ortak coğrafyamızın sesi. Neçet Ertaş'ın gönlüne Allah düşerse. Efendim Türk kahvesinde malum program süresi kısıtlı ve genellikle de sona doğru sohbet yayında bitse de bizim aramızda devam ediyor. Şimdi anlatacağım Neşet Ertaş anısını. Program sonrasında Sayın Mehmet Görmez hocamızdan dinledim. Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde Neşet Ertaş bir konser sonrası dönerken kendisini ziyaret etmek ister. O da kabul eder. Gelir. Hoşbeş'ten sonra "Hocam sana bir sualim olacaktır. Çok günahım var hocam." Rabbim beni affeder mi sorusuyla derdini anlatmaya başlar. Hocam, arkadaşımın davetiyle bir konsere gittim. Bu zıkkından ne yaptımsa kurtulamadım. Biliyorum günahım çok Konser sonrasında bana bir tomar para verdiler. Yanımda benimle gelen bir Mehmet vardı. Ona verdim parayı. Arabayla Ankara'ya doğru yola çıktık. Yolun bir yerinde dışarıya bakarken gönlüme Allah düştü. Pişman oldum. Baktım camdan tarlada bir sürü işçi kadın çalışıyor. Durdurdum arabayı. Mehmet'e dedim ki git dağıt o paranın hepsini onlara. Mehmet Görmez'in ilk defa paylaştığı bu anıyı onun izniyle ben de sizlerle paylaşıyorum. Lafı uzatmaya gerek yok. İmanın, İhlasın, samimiyetin ölçüsü dışarıda değil gönülde. Ayşe Böhürler